Arkadaşlar merhaba, Kripto Teknik kanalına hoş geldiniz. Bugün sponsorlu bir içerikle karşınızdayız. Feyora projesini sizler için sponsorlu olarak inceleyeceğiz. Bu arada Mudicator çekilişimiz tam gaz devam ediyor. Kanalımıza abone olmak şartıyla. Videoyu beğenip aşağı yorum bırakarak sizler de çekilişe katılabilirsiniz. Hazırsanız çayınızı kahvenizi alın. Kripto Teknik başlıyor efendim. Altun nasılsın? İyiyim Utun. Senin de söylediğin gibi bugün değişik bir altcoin'i inceleyeceğiz. Halihazırda çeşitli borsalarda ve Uniswap'ta işlem gören bir para olan Feyora takını ve daha bunun altyapı sistemi olan Feyora Network'ü inceleyeceğiz. Nereden başlamak lazım? Önce şuradan girmek lazım. Bu DeFi döneminin işte Uniswap'ta işlem gören paralardan bir tanesi bu Feyora token. Faucet Pay diye bir web sitesinin, bir network'ün ekibi tarafından gerçekleştirilen bir DeFi platformu. Yani aslında Faucet Pay'in merkezsiz finans uygulaması olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu noktada işte Faucet Pay nedir? Hatta daha da öncesi Faucet nedir? Yani musluk nedir? Ondan bahsetmek lazım. Peki Faucet nedir? Oradan başlayalım. Ondan sonra Faucet Pay'den devam edelim. Evet. Faucet muslukları, kripto para muslukları aslında şöyle söyleyeyim. Yani Bitcoin kadar eski neredeyse bu teknolojiler. Bu teknoloji dediğim nedir? Girip çeşitli görevleri yaparak, ki genellikle eskiden beri olan reklam izlemek olsun, işte browser'ın açık kalsın, reklamlar değişsin veya işte bazıları browser üzerinden madencilik yaptırırlar, senin ek gücünü kullanırlar. Yani çeşitli mikro görevler yaparak çok ufak ufak oranlarda kripto para kazanmak. Faucetlar, musluklar bu işe yarıyor. Bunu aslında eskiden mesela Bitcoin muslukları vardı. Böyle evet, tıkır tıkır küçük küçük Bitcoin alınıyordu zamanında. O zaman musluklardan bu Bitcoin'i damlatanlar şimdi para bastılar. Ya tabii ki satmadılarsa. Pek çok paranın eskiden değerleri düşükken vardı. Hani şu günümüz dünyasında faucetlarla, musluklarla en özdeşleşmiş para aslında Dogecoin. Dogecoin'i hala böyle halihazırda bir sürü musluk sistemi mevcut. Ve pek çok kişi çok basit görevler yaparak kripto paraları, Dogecoin'i kazanabiliyor. Bununla beraber pek çok farklı kripto para da kazanılabiliyor ki bu muslukların farklı sistemleri de var. Yani kripto para sahipleri airdrop tarzında böyle görevlerle hafif hafif böyle insanlara token damlattığı sistemler de gene bu musluk sistemlerinin içine giriyor. Bu arada burada hala... Işte, yok sen bitir sözü. Yok sen bitir. Tamam Fey. Ya bu arada bu musluk sistemleri Bitcoin'de hala var baktığın zaman ama şu an dolandırıcılıktan öteye gitmiyorlar. Şu an günümüzde bu sistemde Bitcoin almak gerçekten pek mümkün değil. Biraz ben Faucet Pay'e gireceğim, o yüzden sen devam et dedim. Şeyle alakalı evet. Gireceksen. İşte buradan da Faucet Pay'e bağlayacağım. Okey peki. Faucet Pay nedir? O zaman biraz ben ondan bahsedeyim. Kullanıcıların ekstra ücretler ödemeden mikro ödemeler alabildikleri, sen demin güzel anlattın işte bu musluklarda paraları alabilmeniz için bunun bir altyapısı olması gerekiyor. İşte Faucet Pay de burada devreye giriyor. 900'den fazla web sitesiyle senkron bir şekilde çalışan, bu siteler üzerinden mikro ödemeler alabildiğiniz, yapabildiğiniz, hiçbir transfer ücreti ödemeden, tabii burada mikro ödemeler dediğimiz an transfer ücretleri önemli bir soru işareti oluyor. Burada bir transfer ücreti olmaması gerektiği için Faucet Pay altyapısında herhangi bir transfer ücreti ödemeden ödemelerinizi alıp gönderebiliyorsunuz. Evet, sistemin içerisinde bu Faucet Pay'in 900'den fazla mikro web sitesi var. Demin söylediğim gibi işte bunlar farklı, senin benim de yapabileceğimiz farklı farklı network siteleri. Kiminde işte girip reklam tıklıyorsun vesaire. Bunlar bunları bu siteleri tek bir platform altında, tek bir cüzdan altında toplamış ki işte böylece çok daha kolay bir şekilde unutmadan bir siteyi açıp takip edebiliyorsunuz. O yüzden aslında bu Faucet Pay'in ciddi bir oranda da kullanıcısı var. Yani 1 milyonu üzerinde olması lazım kullanıcısı, deneyen kişi sayısı. Doğru. Ki çok iddialı bir sistem kendi alanında. Kendi şimdi alanında tabii şey, şöyle bir şey de var. 1 milyon aktif kullanıcı şimdiye kadar da 1.2 milyon dolarlık kripto transferini gerçekleştirmiş durumdalar Faucet Pay üzerinden. Evet. Ve şimdi bunlar da demiş ki bizim elimizde madem böyle bir sistem var, biz bunu DeFi ile birleştirelim ve bir token yaratalım. Bu tokenla da işte hem bizim sistemimizin Faucet Pay'in parası olsun, Feyora Network, hem böyle diğer musluk işlemleri içinde kullanılabilecek bir DeFi projesi olsun. Burada da işte karşımıza çıkan Feyora token, Fey token diyebiliriz. Fey token bu sistemin
yönetim parası olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle özellikleri var. En önemli özelliği bir presale yapmadılar. Yani bir ön satış vesaire birilerine ayırmadılar. Onun yerine bu toplam arzın %5'ini bütün Fawcett Pay kullananlara dağıttılar. Böyle bir başlangıç yaptılar. Şu anda bile hali hazırda siz girip işte Fayora Network sitesine girip Fawcett üzerinden, musluk üzerinden ücretsiz bir şekilde Fay Token hala kazanabilirsiniz. Keza Fawcett Pay'de üzerinden de kazanabiliyorsunuz. Burada işte toplam arzın %75'i halka açık şekilde dağıtılacak. Toplam arz demişken 1 milyar adet toplam arz var ve sirkülasyonda şu an sadece 5 milyon var. Yani etrafta çoğalmadan bu para, artmadan şu ara DeFi'ların zaten en önemli özelliği neydi son dönemde gördük. Enflasyona bir noktada yenilecek bunlar ama o zamana kadar az sayıda oldukları için ciddi ciddi değerlendirme görme potansiyeli vardı. Bu para da öyle bir para. Bu arada sen token demişken şu token dağılımından da biraz bahsedelim. Nasıl dağıtıyorlar bu token'ı? %40'lık kısım, toplam arzın %40'ı Fawcett Pay üzerinden yapılacak madenciliğe ayrılmış. Sen bunu demin anlattın. İşte bu musluklar üzerinden mikro görevleri yerine getirerek buradan madencilik hala hazırda yapabiliyorsunuz. %30'luk kısım toplam arzın Uniswap üzerinden likidite madenciliğine ayrılmış durumda. %25 takım pazarlama ve geliştirmeye ayrılmış durumda. %5 de baştan söyledik zaten. En baştan dağıtılmak için ayrılmış durumda. Evet. Bu bir altcoin olduğunu söyledik bunun. Halihazırda çeşitli borsalarda işlem görüyor. Burada da zaten en önemlisi Uniswap, yani merkezsiz borsada işlem görüyor. Merkezi borsalardan da şöyle baktığımızda Bitump borsasında işlemi açılmış. Keza sanırım CoinTiger borsasında da işlemi açık. Yani bir iki alt borsaya da girmiş böyle bir, yani hafiften piyasaya girmiş, bir fiyatlaması yapmış bir para ama daha yolun başında olan bir para, genel olarak onu söyleyebiliriz. Ve değişik bir sistem var. Bununla beraber çeşitli stake ödülleri de var. Bundan da bahsetmek lazım biraz. Likitte madenciliği bir yana, normal Fayora'nın işte kendi sistemi içerisinde stake yaparsanız yatırdığınız oran itibariyle değişiyor tabii bu oranlar. %4 ile yıllık %4 ile %400, 410 hatta arasında bir fey geliri elde edebiliyorsunuz. Ne kadar fazla yatırırsanız stake'e o kadar fazla da kazanabiliyorsunuz. Genel olarak proje böyle, fey token böyle. Bir toparlamak gerekirse, hani proje anlamında sadece fey token değil, Fawcett Pay'de bir noktada bu musluklar, bu kripto piyasasının her dönem içerisinde olacak. Hani token'ı almasanız bile bu siteye girip böyle mikro ben Bitcoin ne bileyim de kripto paralar, farklı kripto paraları alayım cüzdanımda biriksin der. Yani bunları kovalıyorsanız bu site güzel bir site, girip deneyebilirsiniz. Bu videonun açıklamasında da zaten linki var. Onun haricinde de bu projenin bir geleceği olduğunu, bu musluk olaylarının DeFi'ye aktarılmasının mantıklı bir proje olduğunu düşünüyorsanız Fay Token'ı da alabilirsiniz diyelim. Peki arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı ve fikirlerinizi yorum olarak aşağıda belirtmeyi lütfen ihmal etmeyin. Diğer programlarda görüşmek üzere, bol kazançlar efendim. Biz tabii ki Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Telegram sohbet kanalımıza da bekliyoruz. Bu videonun açıklamasında her türlü link mevcut. Oradan detaylara ulaşabilirsiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere.